Çocukluk yaşamı hemen hemen her psikoterapistin zamanı gelince çoğu danışanında ele aldığı bir noktadır. Peki çocukluk yaşantısı neden bu kadar önemli? Yıllar boyu bunun önemini birçok psikiyatrist ve psikolog vurgulamaya çalışmıştır. Bowlby'nin bağlanma kuramı olsun, Freud'un gelişim kuramı olsun bize pek çok ipucu sağlamaktadır. Bu videoda çocukluk yaşantımızın bu kuramlar çerçevesinde yetişkinliğimize nasıl etki ettiğini açıklamaya çalışacağım. Bir çocuk olarak ebeveynimizin, bakım verenimizin bize karşı sergilediği Bolbin'in ortaya koyduğu üç temel tutum ortaya çıkıyor. İlk ihtimal sevgi ve şefkat görüp temel ihtiyaçlarımızın yeterli düzeyde karşılanması. İkinci ihtimal duygusal olarak ihmal edilip ihtiyaçlarımızdan yoksun bırakılmamız. Son ihtimal ise bize bakım veren kişinin, ebeveynimizin ihtiyacımız olan sevgiyi zaman zaman gösterip zaman zaman ortadan kaybolduğu durumlar. Şimdi bu yetiştirme tarzlarına bakınca yorumlamasını yapmak oldukça basit oluyor. Çocukluğunuzda ihtiyacınız olan sevgiyi aldıysanız, ilerleyen yaşantınızda da huzurlu, ilgi yoksunluğu çekmeyen, kendine olan değerini başkalarının sözlerinde aramayan, onlarla değerini biçmeyen, başkalarına güvenmekte veya başkalarının size güvenmesinde sorunlar yaşamayan, hayata ılımlı bakan biri olmak olağan oluyor. Fakat duygusal olarak tamamen ihmal edilmiş bir bireyseniz, yetişkinlikte de bir yere ait hissedememe, boşlukta gibi hissetme, kendinize yönelik suçluluk duyguları hissetmeme, Diğer insanlardan bir şeyler istediğinizde, özen beklediğinizde, utanç duymak gibi durumlar içerisinde olmak kaçınılmaz oluyor. Duygusal olarak ihmal edilmiş kişiler yetişkinlikte de genelde duygularını bastıran kişiler olarak adlandırılıyor. Çünkü bu kişilerin çocukluklarında ağladığında ihtiyaçları karşılanmadığı için Duygularını artık göstermekten tamamen kaçınıyorlar. Duygusal olarak küt kişiler genelde bu tarz yetiştirilme stiline sahiptirler. Genelde kendilerini korumak için insanlarla iletişim halinde olmamayı tercih ederler. Hayatlarında yardım ve destek istemezler. Çünkü desteğe ihtiyaç duyarlarsa tıpkı çocukluklarında o gereken desteği almadıkları, bunların karşılanmadığı gibi yetişkinlikte de karşılanmayacağını düşünürler. Dolayısıyla bu kişiler duygusal paylaşımlardan uzak dururlar diğer insanlara kendilerini açmak istemezler. Romantik ilişkilerde birine güvenmenin, uzun ilişki kurmanın çok zor ve gerçekçi olmadığını düşünürler. Tabii ta ki duygusal paylaşımın sağlıklı olduğu, sağlıklı bir iletişimin olduğu bir ilişkide bulunana kadar ve son ihtimaldeki bakım vereninizin size zaman zaman yoğun bir ilgi gösterip zaman zaman ortadan kaybolması kaygılı bir karakter oluşturmanıza etki edebiliyor. Çünkü çocuk ebeveyninin ne zaman kendisine ilgi gösterip ne zaman ilgi göstermeyeceği konusunda sürekli bir beklenti halinde oluyor. Bu beklenti de kaygılı bir kişilik olmasının temelini atıyor. Bu süreçte çocuk ebeveyni kendisini sürekli terk ettiği için acaba bir hata mı yaptım düşüncesine sahip oluyor. Böylece kendini sorgulayan, hata arayan, ebeveyninin ne zaman tekrar geri geleceğini düşünen takıntılı bir kişilik geliştiriyor. Aslında çocuk bilinç dışı kendine şu düşünceyi aşılamış oluyor. Annem ve babam beni zaman zaman terk ettiği için ben değersiz biriyim. Sevilmeye hak edecek özellikler bende yok. Bu bağlamda kişi Yetişkinlikte o kaybettiği özgüvenini, değersizlik hissini telafi etmek için sürekli bir onay alma ihtiyacı içinde oluyor. Kişi sürekli biri beni takdir etsin, övsün, beni alkışlasınlar istiyor. Çünkü bu onay olmadığı zaman kişi eskiden hissettiği hislere geri dönüyor. Dolayısıyla yetersizlik duygusuyla yüzleşmekten kaçınılıyor. Narsistik yapılanmanın oluşumu da aslında bu doğrultuda gelişebiliyor. Narsistik yapı da bu değersizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu gizleyen bir maske aslında. Yetiştirilme tarzındaki bakım verenimizin bir var olup bir var olmadığı zamanlardaki tutum özellikle romantik ilişkilerimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bunun yetişkinlikteki en önemli işareti terk edilme korkusu. Bu örüntünün kalıntıları yani çocuğun ebeveyni kendini ne zaman bırakıp terk edeceği korkusu yetişkinlikte de insanın peşini bırakmıyor. Kişi sürekli partnerinin kendisini terk edeceğini düşünüyor. İyi giden bir ilişkiyi kendine zehir edebiliyor. Bu terk edilme korkusunu kapatmak, değersizlik duygusunu kapatmak ve karşı taraftan sürekli onay almak için Karşı tarafa yoğun bir bağımlılık gelişebiliyor. Bu durumda da partnerinizin sizinle kalmak istemediğinden, yanınızda durmak istemediğinden sürekli endişe edebiliyorsunuz. Sizin bu yoğun yakınlaşma isteğiniz karşı tarafı korkutabiliyor. En ufak bir yok sayılma durumunda hemen paniğe kapılabiliyorsunuz. Partneriniz telefonu açmadığında, mesajınıza geri dönmediğinde, sizinle ilgilenmediği vakitlerde "Benden sıkıldı sanırım" gibi düşüncelerle yoğun bir endişe haline girebiliyorsunuz. Genel olarak bu yetiştirilme şekillerine baktığımızda çocuklukta güveni, sevgiyi sağlıklı bir şekilde kollamış birey partnerini de bu konuda sağlıklı bir ilişkiye sürükleyebiliyor. Peki ilişkiler nasıl toksik ilişki boyutunu alıyor? İşte burada 3 ihtimal olarak bahsettiğim 3. ihtimaldeki terk edilme korkusu olan kişinin yani çocuklukta kaygılı bağlanan kişinin ikinci ihtimalde bahsettiğim çocukluğunda tamamen duygusal açıdan ihmal edilmiş kişiyle denk gelen ilişkisi devreye giriyor. Zaten bu kişiler mıknatıs gibi birbirlerini çekerler. Çünkü kaygılı bağlanan terk edilmekten korkan, çocuklukta kendisine ilginin gelip de gelmemesi arasında kalan o kişi, duygularının değişkenliği arasında gidip gelen, kendisini bir gün sorup bir gün sormayan, zaman zaman sıcak davranan, zaman zaman kendini umursamayan o kişiye denk geldiği için eski sisteme geri dönüyor. Yani kendisinin terk edilme korkusunu pekiştirmiş oluyor ve alışmış olduğu örüntünün içinde olmaktan kendi bildiğini bilinç dışında gerçekleştirmekten rahatsızlık duymuyor. O diğer kişi de yani çocuklukta ihmal edilen, insanlara güvenmekte, duygularını paylaşmakta zorlanan bu kişi kendisine terk edilme korkusuyla yoğun bir şekilde bağlanan bir partner görünce hiçbir zaman görmediği bu inanılmaz sevgiyi görünce sonsuz bir aşkın başladığını düşünüyor. Çok büyük bir aşk gibi görünen toksik döngü işte tam olarak burada başlıyor. Sağlıksız bir ilişkinin başladığından iki tarafta farkında olmuyor. İlk görüşte aşırı duygusal patlamanın, aşırı hızlı oluşturmanın, oluşan inanılmaz aşkın da bu örüntüyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklukta şekillenen bu yapılanmanın işte bu tarz ilişkilerde ne kadar çok kavga edilirse edilsin, hakaretler havada uçuşursa uçuşsun, saygısızlıklar diz boyu olsun, yine de birlikte olmaktan kaçınılmaz bir istek duyuyorlar. Terk edilmekten korkan birisi ilişkide sevgiyi kaybetme ihtimalinden dolayı karşı tarafın kendisine daha fazla sevgi göstermesine yönelik tartışmalar yaratıyor. Sürekli tartışmalar oluşturuyor. Tabi tartışmalardan sonra terk edilme korkusu tekrar ortaya çıktığı için kavgalardan sonra hemen barışma eğiliminde oluyor. Diğer duygusal açıdan ihmal edilmiş partner Bilinç dışı yakınlıktan korktuğu için kavgalar, uzaklaşmalar o kişinin konfor alanı oluyor. Yani bu çalkantılı ilişki onun en iyi bildiği bağlanma stili. Dolayısıyla bu döngü hep bir yakınlık, uzaklık arasında gidip geliyor ve toksik ilişki sürdürülüyor. Açıkçası bu modelleri tanımanın, ilişki hayatımızın nasıl şekillendiğini görmenin, romantik ilişkileri anlamak adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü görüyoruz ki bu modelleri romantik ilişkilerimizde birebir Tekrar tekrar gerçekleştiriyoruz. Karşımızdaki insanın bu tarz yapılanmalarını, ihtiyaçlarını anlayıp ona göre bir iletişim kurmamız gerekiyor. Yani örneğin aslında bize saldıran, suçlayan gibi görünen partnerimizin sevgiye ihtiyacı olduğunu, korkuları olduğunu anlatmaya çalıştığını görmemiz gerekiyor. Konuyu daha da uzatmadan burada bitirmek istiyorum. Umarım bu video sizin için farklı bir bakış açısı olmuştur kanala abone olup videoyu beğenirseniz bu videonun daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olursunuz ve tabii ki kanalın da büyümesine katkı sağlamış olursunuz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.